Şimdi değerli arkadaşlar, tabii biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımız salona gelecek. Burada toplantı başlayacak. O nedenle bu konuyu ayaküstü değerlendirmenin doğru olmayacağını ifade ediyorum. Zaten gerekli açıklamaları sorduğunuz sorular üzerine yeri ve zamanı geldiğinde yapıyoruz. Tabii bu kısa süre içerisinde konuyu etraflıca anlatmak mümkün olmaz. Yalnız şunu ifade edelim. Bireysel başvuru hakkını anayasa değişikliğiyle 2010'da biz getirdik. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkından geriye dönmek diye bir şey söz konusu olamaz. Biz anayasada güvence altına alınan temel hak ve hürriyetler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerin kamu gücü tarafından ihlal edildiğinde vatandaşlarımızın Avrupa Mahkemesi'ne gitmeden önce kendi mahkemesinde hakkını arayabilmesi usulünü biz getirdik. Dolayısıyla bunu vatandaşlarımız için getirdik. Vatandaşlarımızın hak arama yolunu daha da kuvvetlendirmek, demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendirmek için getirdik. Birçok düzenleme yaptık anayasada ama bireysel başvuru hakkı da bu düzenlemelerden bir tanesi. Dolayısıyla bireysel başvuru hakkının sınırlandırılması, kaldırılması gibi bir şey söz konusu değil. Bireysel başvuru hakkından geriye dönüş de yok. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın için getirilen en doğal hak, hak arama yolunun açık tutulması. Burada bireysel başvuru hakkı ile ilgili olarak, bireysel başvuru yolunun kullanılması ile ilgili olarak özellikle konjektürel bazı durumlar nedeniyle de bireysel başvuru yolunun zedelenmesini de istemiyoruz. Burada bir yetki tartışması son dönemde verilen kararlarla ortaya çıkan yetki tartışmasının da nereden kaynaklandığı aslında hukukçularımız ilgili maddeleri okuduklarında gerek anayasamızın bireysel başvuru maddesini düzenleyen 148. maddesini gerekse bireysel başvuru ile ilgili Anayasa Mahkememizin 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuru ile ilgili maddelerini okuduklarında aslında orada hukukçularımız, vatandaşlarımız da sizler gazeteciler de oradaki çelişkileri yakalamanız mümkün. Orada farklı yorumlanabilecek özellikle cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor. Şimdi anayasamızın 148. maddesinin 3, 4 ve 5. fıkralarında bireysel başvuru yolu düzenlendi. Orada bireysel başvuruyla ilgili anayasada çok az cümle var. Kanun yolunda gözetilmesi gereken, kanun yolu incelemesinde gözetilmesi gereken hususlarda bireysel başvuru yolunda inceleme yapılamayacağı yönünde bir hüküm var. Dolayısıyla bu hüküm Yargıtay tarafından farklı yorumlanabiliyor. Yargıtay diyor ki adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciği benim diyor. Dolayısıyla kesin hükmün kaldırılması usulü ceza mahkemesi kanunumuzun 311. maddesinde düzenlenmiş. Ve orada 311'de biz bir değişiklik daha yapmıştık. Hatırlayın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan durumlarda yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebileceğine yönelik ceza mahkemesi kanunumuza hüküm konulmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi ihlal kararları ile ilgili ceza mahkemesi kanunumuzda bir hüküm söz konusu değil.